Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Görüşmeyeli inşallah iyidir herkes. Evet, bu ayki basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum ben. Şimdi malumunuz, gerçi siz de izliyorsunuz, yani birkaç haftadır vakalarda bir artış var. Sağlık Bakanımızın açıklamış olduğu istatistiklerden de bu görülmekte. Yani inşallah bu süreçte, geçen hafta aslında birazcık iyi gidiyor gibiydi ama bu hafta böyle bugünkü veriler bir yükseliş olabileceğini bize işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde inşallah görürüz. Ama bir kere daha tekrar söylüyoruz. Yani tedbirleri bırakmak için çok erken. Hatta tedbirleri bırakmak için elimizde hiçbir gerekçe yok yani. Hani hiçbir gerekçe yok. Çünkü hani hasta olanlar, hastaneye yatanlar, vefat edenler aynen devam ediyor. Yani ama tabii ki bu serbestiyette hala bu tabloyla karşı karşıyaysak bunu da aşıya borçlu olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum ben. Ve tekrar söylüyoruz, lütfen olmayanlar olsunlar. İki doz olanların üçüncü dozu ivedi olarak olmalarını muhakkak istiyoruz. Yani halihazırda şu anda 6700'den fazla vatandaşımız var üçüncü doza beklediğimiz. Yani son dönemde onları üçüncü doz olmaları ile ilgili olarak yoğun bir şekilde tüm arkadaşlarımız gayret gösteriyor ama dediğim gibi bunu hala bir sıfıra ya da çok minimum seviyeye indiremedik. Ama üçüncü doz olunmamasının sonuçlarını da sürekli olarak görmekteyiz. Şimdi şu anda halihazırda hastanede 45 hastamız mevcut. 39 hasta serviste, 6 hastamız yoğun bakımda ve maalesef 6 yoğun bakım hastamızın ikisi entübe durumda. Yoğun bakımda 65 yaş altında 2 hastamız mevcut ve birisi 50 yaşında. Yani 2 entübe hastamızın da yaşları 67 ve 83. Yine serviste yatan hastalarımızdan 9'u 65 yaş altında, yani %21'i ve 41 yaşında bir hastamız da şu anda serviste yatmakta. İnşallah onları bir an önce şifaya kavuşturup taburcu edeceğiz. Ve maalesef son bir hafta içerisinde de 11 vatandaşımız vefat etti. Yani kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum ben. Hani şu anda yoğun bakımda yatan hastalarımızın da gibi 3'ü maalesef aşısız. Yani birisi tek doz aşılı, birisi de 2 doz aşılı. 3 doz aşı yaptırmış bir hastamız var. O da 83 yaşında. Hani farklı kronik rahatsızlıkları olan da bir hastamız. Onun için hala hani böyle %50 aşısız dediğin gibi ve 1 doz ve 2 doz aşılı, ki 2 doz aşılı olan hastamız 67 yaşında, yani 3. doz yaptıralı aslında aylar olmuş olması gerekiyordu. Böyle bir tabloyla da maalesef karşı karşıyayız. Onun için bir kere daha söylüyoruz. Gerçekten işin hiç şakası yok gibi. Vefat sayımız da sürekli olarak artış göstermekte. Hani şu anda sizle yaptığımız son toplantıdan bu yana 35 hastamız daha vefat etti. Yani 35 hastamız daha vefat etti. Yani bir ay içerisinde. Tekrar kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum ama yani günde ortalama hala bir vatandaşımız koronavirüs sebebiyle ilimizde neredeyse hayatını kaybetmekte. Onun için bir an önce hem tedbirlere uyum hem de aşı noktasında ki uyarımızı tekrar yinelemek istiyorum ben. Şimdi bugüne kadar yaptığımız hani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü doz aşı toplamı 281.994. Yani bir kere daha söylüyoruz, yani bu kadar aşı yaptık. Karşımıza böyle aşı olduktan sonra işte anafilaksi gelişmiş, işte alerjik reaksiyon olmuş falan gelen bir hasta yok. Yani bir kere daha söylüyoruz, yani lütfen vatandaşlarımız şu anlatılan hikayelere, sosyal medyada yazılanlara falan itibar etmeyip gelip aşılarını olsalar gerçekten hep beraber çok mutlu olacağız. Çünkü dediğim gibi şu anda hala hazırda 3. dozu bekleyen 6731 vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın ivedi olarak 3. doz aşılarının olmaları gerekli. Çünkü bunlar aynı zamanda risk grubundalar. Yani 2 dozun üzerinden çok uzun zaman geçmiş, yaşları belli bir yaşın üzerinde olan vatandaşlarımız. Onun için dediğim gibi yani bir an önce bu aşılarını yaptırsalar çok sevineceğiz. Yani aşı olma oranımız
artık 20-24 yaş grubunda bile fena değil. Hani 20-24 yaş grubunda %75 aşı olma oranımız. 15-19 yaş grubunda da %50'ye yakın bir aşılama oranımız mevcut. Şimdi her pazartesi okul ziyaretinde bulunuyoruz malum. Yani gittiğimiz okulda da öğrenciler arasında %30-40 arasında hani böyle girdiğim sınıflarda öyle bir aşılama oranı vardı. Ama 18 yaş altı vaka oranımız şu anda %30. Yani biz salgının başından beri hiç görmediğimiz biz 18 yaş altı vaka oranıyla karşı karşıyayız. Tabii ki bunun sebebi de şu anki okulların açık olması. Yani çok şükür çocuklarımız bu hastalığı rahat bir şekilde atlatıyorlar vesaire. Öyle bir ağır bir şeyle karşı karşıya değiliz ama sonuçta yine de kliniği ağır seyreden çocuklarımız da oluyor. Vaka sayısı arttığı için ister istemez böyle çocuklarımızla da karşılaşmaya başladık önceki döneme göre. Dediğim gibi klinik durumu ağır seyreden çocuklarımız da yavaş yavaş karşımıza geliyor. Onun için tekrar velilerimizden de ricamız çocukların aşılarını yaptırmaları. Yani bunu birkaç defa açıklayacaktım ama biraz gecikti. Hani ben yani büyük kızım ve oğlum aşılarını oldular. Yani kızım 10. sınıfta, oğlum 7. sınıfa gidiyor. İkisi de aşılarını oldular. Hatta yani oğlan 2-3 gün sonra oldu ama yaklaşık 3 hafta önce oldular yani. İki çocuğumuza da aşı yaptırdık. Hani bizim 3 numara malumumuz 8 yaşında. Onun için şu anda o yaş grubunda aşı yok. Ama velilerimizin de bir an önce gerçekten şimdi okullarımızla ilgili olarak da özel olarak çalışalım istiyoruz. Malum Salgın Koordinasyon Kurulu toplantımızda şu anda Milli Eğitim Müdürümüz daimi üye olarak hani bulunmakta. İştirak ediyor her haftaki toplantımıza. Yakından okullardaki durumu izliyoruz. Öğretmenlerimizde artık aşı olmayan kalmadı gibi diyebiliriz. Hani o sorunu büyük oranda aştık. Ama tekrar söylüyorum yani hem şu 3. doz olmayan 6731 vatandaşımızın hem de diğer yaş gruplarında aşılarını olmamış olan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmaları gerçekten bizim için büyük önem arz etmekte. Kış yaklaşıyor. Yani önümüzdeki süreçle ilgili olarak şimdi okullarda hani böyle camlar kapatılıncaki durumu nasıl yöneteceğimizi de hep beraber arkadaşlarla istişare ediyoruz. Onunla ilgili olarak da tedbirlerimiz, bilgilendirmelerimiz olacak. Ama kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirileceği bir döneme doğru adım adım yaklaşıyoruz. Bir an önce hani bu aşılama oranımızı, ikinci doz aşı oranımızı da %75'in üzerine çıkarsak, üçüncü dozda da özellikle risk grubunun üçüncü dozlarını yaptırsak çok daha iyi olacak. Diyorum ben kısaca şu an için söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Sizlerin soruları varsa o şekilde devam edelim arkadaşlar. Buyurun. Okullarda özellikle ortaokul ve lise dönemindeki yazlık çocuklarda okullarda aşılama düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Velilerimizin onayını nasıl alacağımızı değerlendiriyoruz. Okullarımızdan da talep var bu konuda. Böyle bir şey olabilir mi diye. Ama dediğim gibi yani formları çocukların evlerine gönderip geri toplayacağız vesaire. Böyle bir şu anda bir hazırlığımız var. Ama dediğim gibi yani aşılamayı artırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Yani şu anda dediğim gibi veli onayını nasıl alacağımızı değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta bir örnek uygulama yapabiliriz. Yapabiliriz dediğim gibi. Yani veli onayını da sağlıklı bir şekilde alırsak yapabiliriz. Peki üniversitede var mı böyle çalışma? Üniversite sağlık müdürlüğü? Yani üniversite açıldığında da olacak. Hani malum geçenki toplantımızda rektör hocamız da iştirak etmişti. Dediğim gibi üniversite yavaş yavaş orada bir sezon açalım. Orada da benzer bir çalışmayı bir aksilik olmazsa gerçekleştireceğiz. Yani vatandaş yeter ki aşı olsun. Yani çünkü biz şu anda yani Çankırı genelinde yarım günde yapabileceğimiz aşıyı bir haftada yapıyoruz. Yani talep olsa yarım günde yapabileceğimiz aşıyı şu anda bir haftada yapmaya başladık. Yani sayı o kadar. Şimdi gerçeği geriye gitti yani maalesef. Buyurun. Aşı olmayan öğretmen sayısı yüzde kaça tekabül ediyor? Yüzde bir diyeceğim, bir değil. Yüzde bir gibi ya şu anda. Yüzde bir gibi. Onlar haftada test mi veriyorlar? Veriyorlar. Haftada iki defa.
Yani okul başladığında birazcık yüksekti ama süreç içerisinde arkadaşlar oldular. Şu anda dediğim gibi Yemen'e %1. %1. Yani öyle bir sayıya indik. Kapalı sınıf sayısı kaç tane var? 42. Yani 42. Sağlık Bakanlığımız malumunuz şu anda rehberi de güncelledi. Hani 5. gün karantinadaki sınıflar test verince dönecekler. Çocuklar test vermek istemezse 10. gün o test vermeyen çocuklar da 10. gün okula dönebilecekler. Yani öyle bir uygulama oldu şu an için. Okul kapatma gibi bir yok. Şu an için yok. O kadar fazla şey yok çok şükür. Ama sınıflarda ister istemez vakalar çıkıyor malumunuz. Yani iki sınıfta iki pozitif çıkınca sınıfı karantinaya alıyoruz. Yurtlarda oldu. Yani oldu malumunuz. Oldu. Yani çocukları da orada mümkün mertebe hani izole etmeye çalıştık. İzin verdik. Ailelerinin yanına geçtiler. Hani o süreci evlerinde geçirsinler diye. Yurtlarda. Yani bunlar beklediğimiz şeylerdi ama sürekli olarak söylüyoruz. Yani inşallah dediğim gibi yani eğitim öğretimi kesintiye uğratmadan sezonu bitirmek en büyük hedefimiz. Yani bu tüm Türkiye genelinde böyle. Biz de diyorum ya yani muhakkak vakalar çıkacak, hala salgınla beraber yaşıyoruz. Ama bir şekilde süreci el birliğiyle yönetip dediğim gibi okulları kapatmayacağız inşallah. Okullara eğitim öğretim devam edecek. Çünkü çok kayıp oldu orada. Artık yenisine tahammülümüz yok. Yenisine tahammül ve aşı var elimizde. Yani şu anda da dediğim gibi aşı var. Onu en iyi şekilde kullanıp inşallah süreci beraber götürürüz. Sayın Valim, belki konuyla alakalı değil ama gündemle alakalı bir sorum olduğunu buyurun söyledim bu yüzden. İçişleri Bakanlığı veya diğer bakanlıkların görüşlerinde alındığı bir toplantıdan veya olacak toplantıdan bahsediliyor. Emlak fiyatları ve kira fiyatları. Sanki de valilik, belediye veya diğer kurumlar bu konuda bir çalışma yapıyorlar mı? Halihazırda öyle bir çalışmamız yok. Ama hani dediğiniz gibi yani bu... Fahiş fiyatlarla ilgili mücadele konusuyla özellikle bağdaşlık... Şöyle hani fahiş fiyatla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Yani bu yani marketlerdeki özellikle yani raf fiyatları vesaire, malın firmaya girişi, satış fiyatı falan yani onunla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Ama bu emlak fiyatları ile ilgili olarak dediğim gibi hani halihazırda yok. Ama muhtemelen belki önümüzdeki süreçte şey olabilir. Yani bu süreçte bizim malumunuz en çok ilgilendiren ve endişelendiren yurt konusuydu. Yani gelen üniversite öğrencilerini. Ama şu ana kadar çok şükür yani bir sıkıntımız yok. Yani gelen hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmadı. Kalmayacak da. Yani kalmadı, kalmayacak da. Hani yurtlarımız ilave olarak malumunuz biz kamp eğitim merkezini bu iş için hazır olarak tutmuştuk. Orayı kullanacağız. Yani orada da tam kapasiteye ulaşmadık ama bir kısım öğrencimizi orada misafir edeceğiz yani okul başladığında. Yine rektörlüğümüz bir ilave kapasite oluşturmayla ilgili olarak bir çalışma yaptı. Ama dediğim gibi yani şu an için inşallah o konuda öğrencilerimizin bir sıkıntısı yok, bunu çözeceğiz. Tabii yani şehirde malum yani Çankırı'daki öğrenci yurtlarının üniversite kapasitesini karşılama oranı Türkiye ortalaması neredeyse iki katı. Yani iki katı. Yani bizde aslında yurt kapasitesi, üniversitenin öğrenci kapasitesine göre gayet yüksek. Yani bu hani dünyanın hiçbir yerinde zaten bu %100 değildir. Yani böyle bir şey yok. Öyle yapsanız da yurtlar boş kalır. Çünkü öğrencinin farklı tercihleri olacaktır vesaire falan. Yani şehrimizde yani bu konuda belki önümüzdeki süreçte atılması gereken adım malumunuz. Biraz konut üretimi. Yani hani yani bu da herhalde şehirdeki herkesin bildiği bir konu. Yani şehrin bir miktar konuta ihtiyacı var muhakkak. Hem gelen memur arkadaşlarımızın da bu konuda sıkıntılar oluyor. Öğrenciyle ilgili olarak da. Ama dediğim gibi yani bizim yurtlarımızın üniversite kapasitesini karşılama oranı neredeyse Türkiye ortalamasının iki katı durumunda. Onun için bu konuda hani söylenecek bir şey yok. Ama dediğim gibi yani bu konutla ilgili sıkıntıdan dolayı bir şey olur. Ama bir iki ay sonra zaten süreç oturacaktır. Malumunuz öğrenciler yavaş yavaş hepimiz öğrenci olduk. İşte ev arayışına vesaire işte kafa dengi arkadaşlarla bir eve çıkmaya falan gidiyorlar. Özel yurtlarla da hani temas halindeyiz. Oralarda da şu anda hala boş yerler mevcut. Tabii bu ekonomik açıdan velilerin bir değerlendirmesi var bu konuda malumunuz. Ama dediğim gibi yani şu an için üniversite hani açılacakken
kalacak yerle ilgili olarak bir problem yok inşallah. Ve olmayacak yani. Ve olmayacak. Buyurun. Sen var mı şimdi kamp eğitim merkezini yurda dönüştüreceğini söyledin. Böyle anladım. Geçici olarak. Yani orayı biz elimizde bir yedek kuvvet olarak bulundurduk. Çünkü bu yıl malum şimdi hukuk fakültesi falan da açıldı. Ki hukuk fakültesi malum yani ilk yılı tam olarak öğrenci aldı. Geçen yılda öğrenciler malum uzaktan eğitimde falan kaldılar. Onun için biz orayı bir yedek kuvvet olarak tuttuk elimizde. Hani doğru da yapmışız. Diyorum ya yani öğrencilerimizin bir kısmını, çünkü öğrenciler özellikle ilk başta kalacak yer ihtiyacında ihtiyacı duyuyorlar. Bir kısmını oraya inşallah yerleştireceğiz. Doğrudur. Dönüştürmüyoruz bakın, tekrar söylüyorum. Geçici olarak. Yani ilk bir iki ayı atlatmadığına sonra zaten o öğrencilerimizi yavaş yavaş aktaracağız. Peki bu eski devlet hastanesinin olduğu bina var, boş duruyor. Orayı bu konuda değerlendirmeyi düşündünüz mü yoksa? Yani şöyle dediğim gibi kalıcı bir şey olursa orası değerlendirilebilir. Yani yoksa hani yoksa büyük bir maliyet bu. Yani büyük bir maliyet sonuçta. Ama dediğim gibi yani orası hazır. Biz hani bu çok sıcak bir günden bir de. Yani bir de bir mağduriyet de olmasın diye orayı dediğim gibi elimizde bir yedek kuvvet olarak hani tuttuk. Ama diyorum ya yani orası sürekli olarak yurda dönüşmüş falan değil ve dönüşmeyecek de. Orası kamp eğitim merkezi, sporculara hizmet verecek. Ama bu süreçte inşallah yani bir iki aylık çocuklarımıza bir ev sahipliği yapacağız. Sonra zaten su yolunu buluyor. Peki. Teşekkür ediyoruz hepinize.